Efendim, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde yapılan tüm yatırımlara ve güzel gelişmelere yaraşır bir şekilde eğitimin de istenilen seviyeye ulaşması için gayret ediyoruz. Müfredat programları, ait olduğu dersin tüm konularını öğrencilere kazandıracak hedef davranışları içeren metinlerdir. Eğitim sistemimizin ideolojik değil bilimsel temeller üzerinde yükselmesini istiyoruz. Müfredat bir milletin geleceğini şekillendirir. İfsat komitelerinin, global güçlerin arzuları yönünde değil, bilimsel gerçekler, milli değerlere sahip iyi insan yetiştirmeyi hedeflemelidir. Bugün aklı selim sahibi herkesi rahatsız eden şey, fen bilimlerini dine muhalif göstererek inançsızlık zeminine oturtulmaya çalışılmasıdır. Fen bilimleri tüm ideolojilerden arındırılmalıdır. Bugün aklı selim yardımlaşma, hayat, rızık, denge, temizlik, israfsızlık, hikmet, gaye gibi gerçekler öğrenilmesi gereken asıl tabiat gerçekleridir. Bu yüzden müfredatlarda yaratıcının kainat üzerindeki tasarrufunu, ilmini, iradesini, kudretini, hikmetini ve rahmetini görmezden gelerek kainatı tesadüfe ve şuursuz tabiata veren bir anlayışa asla prim verilmemelidir. Eğitimde kullandığımız bilim dilimiz batının hastalıklı ve şirke batmış dilini taklit etmemeli, hakikatin dili olmalıdır. Oysa bugün tabiat bilimlerinde kullanılmakta olan dil batının geliştirdiği ve bize bilim dili olarak sunduğu bir dildir. Bir tahlile tabi tutulduğunda objektiflikten uzak bir tür, inanç dili ve ideoloji dili olduğu kolayca anlaşılacaktır. Bir tabiat olayını açıklarken kullanılan fiiller dikkatli bir şekilde incelendiğinde görülecektir ki, bu metinlerde sıklıkla karşılaşılan oluşmuştur, gelişmiştir şeklindeki ifadeler, içinde yaşadığımız kainatta olup bitenlerin failsiz, amaçsız, hikmetsiz, tesadüfen, kendi kendine yahut evrim, doğa gibi bir takım kavramlar tarafından gerçekleştirdiği fikrini... Sayın Yüce, genel kurulda çok uğultu var. Sayın milletvekilleri, Sayın Yüce kürsüde konuşma yapıyor ancak uğultudan dolayı ne söylediği gerçekten anlaşılmıyor. Kendi aranızda yapacağınız konuşmaları lütfen genel kurul dışında yapınız. Sayın Yüce, buyurunuz, devam ediniz. Teşekkür ederim. Bir tabiat olayını açıklarken kullanılan fiiller dikkatli bir şekilde incelendiğinde görülecektir ki, bu metinlerde sıklıkla karşılaşılan oluşmuştur, gelişmiştir şeklindeki ifadeler, içinde yaşadığımız kainatta olup bitenlerin failsiz, amaçsız, hikmetsiz, tesadüfen, kendi kendine yahut evrim, doğa gibi bir takım kavramlar tarafından gerçekleştirildiği fikrini peşin bir inanç şeklinde zihinlere yerleştirmektedir. Bu bakış açısıyla yetişen nesillerin kainat algısı, failsiz ve amaçsız bir şekilde meydana gelmiş, anlamsız bir alem şeklinde teşekkül etmektedir. Tabii ki başıboş alemde insanın da özel bir yeri ve anlamı yoktur. O da amaçsız, anlamsız ve başıboş bir şekilde bu alemde bir süre yaşayıp sonra da yok olacak bir varlıktan ibarettir. Bu dil insanlara çaresizlikten ve ümitsizlikten başka bir şey katmamaktadır. Kur'an ise bakışımızı kainata yönelten yüzlerce ayetinde bütün bu varlıkların ve olayların bir yaratıcı tarafından hikmetli bir şekilde ve insanın yararları gözetilerek düzenlendiğini anlatmaktadır. İnsanları bu ikilemden kurtararak ders kitaplarında Kur'an'ın diline ters düşmeyen bir dile ihtiyaç vardır. Bu dili kullanırken de varlıklarda ve tabiat olaylarında failsizlik ve amaçsızlık çağrışımı yapan yahut Allah'tan başkasına yaratıcılık özellikleri yakıştırmak anlamına gelen ifadelerden kesinlikle kaçınılmalı. Her şeyin sonsuz bir hikmet ve irade ile düzenlendiği gerçeği anlatılarak gelişmiştir, oluşmuştur şeklindeki ifadelerin düzenlenmiştir, yapılmıştır şeklinde, yani her varlığın ve olayın arkasında bir fail ve sani olduğu ihsas edilmelidir. Ayet-i Kerime'de Mülk Suresi'nde "Yedi göğü birbiriyle uyum içinde yaratan da odur. Rahman'ın yaratışında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi çevir gözünü, bir kusur görüyor musun? Sonra tekrar gözünü çevirsen de bitkin düşmüş, hor ve hakir halde o göz sana döner" buyurulmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca içinde yaşadığı dünyayı, evreni araştırmıştır. En büyük teleskoplarla makro alem incelenirken elektron mikroskoplarıyla mikro alemin derinliklerine inilmiş. Bütün bu araştırma ve buluşlar ise kainattaki nizamın mükemmeliyetine yönelik hayretin artmasına sebep olmuş. Asla bir noksanlık ortaya çıkmamıştır. Bediüzzaman bu hakikati şöyle izah etmiştir. "Beyhude yoruldum, kusur yok" demesiyle gösteriyor ki
nizam ve intizam gayet mükemmeldir. Demek intizam-ı kainat vahdaniyetin kat'i şahididir. Mesela tıp fenninden sorulsa bu... Sayın Yüce lütfen tamamlayınız. Bu kainat nedir? Elbette diyecektir ki gayet muntazam ve mükemmel bir eczane-i kübradır. İçinde her bir ilaç güzelce ihzar ve istif edilmiştir. Fenni kimyadan sorulsa bu küre-i arz nedir diyecek, gayet muntazam ve mükemmel bir kimyahanedir. Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Bu misallerde olduğu gibi hangi bilim dalına objektif bir şekilde kulak verecek olursak, bütün varlık alemini bütün ayrıntılarla kuşatan muhteşem bir düzenin varlığına şahitlik ettiğini işitiriz. Zaten böyle olmazsa pozitif bilimler olmazdı. Bilim var olan bir düzeni keşfetmekten başka nedir ki? Onun için gelin evlatlarımızı bu muhteşem düzenin varlığını ve sahibini yok sayan anlayışların telkinlerine maruz bırakmayalım. Teşekkür eder, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. Teşekkür ederiz Sayın Yüce. Gündem dışı ikinci söz Artvin.